Şimdi insanlar soruyor, diyorlar ki biz imgeleme yapamıyoruz, biz hayal kuramıyoruz, hayal gücümüz yok herhalde. Şimdi burada iki soru var, fakat en önemlisi, neyin hayalini kuruyorsun? Tam mı kafanda? Yazabiliyor musun? Hayalini kurduğun şeyi yazarak tarif edebiliyorsan gözünün önünde de canlandırırsın. Bu bir. İkincisi, sen bunu hayatında hiç gördün mü? Hayalini kurmaya çalıştığın şeyi. Yani şimdi kırmızı gülü hayal et dediğimde gözünün önünde birden kırmızı gül bahçesi canlanmıyor mu? Göremiyor musun? Ya da bir fincan kahve hayalini kur dediğimde sen bunu göremiyor musun? O zaman şöyle bir trik noktası var. Şunu yapacaksın. Google'a gireceksin. Kırmızı gül yazacaksın. Kırmızı gülü göreceksin. Bakacaksın. Sonra gözünü kapatıp kırmızı gülü burada görmeye çalışacaksın. Tam şurada. Bunun için de yapacağın şey şu içeriden göz bebeklerini yukarıya çevirip oradaki fotoğrafı, gördüğün fotoğrafı hatırlamaya çalışacaksın. Bu kadar yapacağın şey. Diyelim ki geniş bir hayal kurmaya çalışıyorsun. Böyle akan bir hayal kurmaya çalışıyorsun. Önce bunu resim, 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 resim kendine öğreteceksin. Zihnine öğreteceksin. Önce zihnini öğreteceksin. Sonra yapacağın şey imgeleme esnasında göz bebeklerini içeride alnına doğru çevirip, alnın ortasına doğru çevirip o gördüğün fotoğrafları bir şerit haline, film şeridi haline getireceksin. Ya da bir kompozisyon haline getireceksin. Ve sen bu kompozisyonu izlerken ne hissettiğine bakacaksın. Eğer his senin için iyi, hafif, kolay, rahat, böyle keyifliyse evet o senin için doğru bir imgedir. Ama bu izlediğin resimde hoşnut olmadığın bir şeyler varsa demek ki o senin için doğru değildir. Hemen o seni hoşnut etmeyen şeyi bulup değiştireceksin ki dediğim gibi bunun için de artık çok kolay imgeleme yapmak. Bilmediğin bir şey imgelemene gerek yok. Google'a bakarsın. Hani bunu benim hayalimi destekleyecek, temsil edecek şey nedir dersin. Bakarsın, fotoğrafını görürsün, tanırsın. İyice tanıdığın şeyi, iyice görsel olarak sağından solundan gördüğün şeyi hayal etmen çok daha kolaydır. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem eski hatıralarından getirebilirsin. Eskiden buna benzer bir şey gördüysen, o nasıldı, ne renkti, neredeydi diye hayalini eski veri bankanla destekleyebilirsin. Fakat şunu bilmen gerekiyor. Senin herhangi bir konuda bir hedefin varsa zaten bu konuda bir fikrin vardır. Çünkü kimse hiç bilmediği bir sorunun cevabını alamaz. Kimse bilmediği bir soruyu soramaz. Bir soruyu sorabilmek için, bunu ben imgeleyemiyorum diyebilmek için bile aslında bir imgeleme tecrüben olmuş olmalı ve sadece tam yerine oturmamış olmalı. Kimse bilmediği sorunun cevabını ne sorabilir, ne aklına gelir, ne fikir olarak onda doğamaz. Bu durumda sen işte benim şöyle bir hedefim var, o hedefime ulaşmam gerekli diye düşünüyorsan, o hedefine ulaşmış kişinin ya da şeyin, durumun tüm ayrıntılarına vakıf olman gerekiyor. Bunun için de yapacağın şey araştırmak. Araştıracaksın, bakacaksın, göreceksin, izleyeceksin, anlayacaksın. Sonra gözlerini kapatıp şurada imgeleyeceksin. İmgelemek bu kadar basit bir şey.